Selamlar arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Eyüp kardeşimizin hesabındayız. Bu videodan önce atmış olurum. Eee Eyüp kardeşimizin hesabında takipçime kadro kurdum serisinin bir videosunu çekmiştim. Güzel maçlar atmıştık. Çok güzel, çok tatlı bir kadro var. Big Time Schneider'ı var, Epic Kakası var, Epic Gutis'i var. Güzel bir hesap. Şimdi bu videoda bir hesap inceleme videosuyla karşınızdayım. Neden hesap inceliyoruz? Çünkü arkadaşlar Eyüp bana dedi ki işte ben hesabı satmayı düşünüyorum. Sen bir kanalda falan duyursan olur mu dedi. İşte belki alıcı çıkar falan filan dedik öyle. Video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bu tarz videolar belki hani talep falan olursa ya da işte gerçekten hani alıcı falan olursa devam edebilirim arkadaşlar. Emin de değilim ama şu an bir video daha çekeceğim bunlarla alakalı farklı bir hesap. Dediğim gibi hani talip falan olan olursa Satılırsa bir şekilde olmazsa devam ederiz bu seriye beğenilirse serimiz. videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Haydi videomuza geçelim. Şimdiki arkadaşlar ilk benden istedi ki bu e, dizilişleri falan ayarlamış sanırım. Onları falan da bir gösterirsen güzel olur dedi. Hatta ilk kadromuzu bir göstereyim. Daha sonra dizilişlere geçelim tekrardan. Şöyle sırala diyelim genel derece diyorum ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu Schneider'i bir kitlesek ya. Açık kalmış ne olur ne olmaz. Gördüğünüz gibi 97'lik Fransa kartı Mbappe var. Güzel bir kart. Wesley Schneider'in Big Time kartı var arkadaşlar. İlgililere duyurulur. Herhalde en çok beğenilen, en çok istenilen oyuncu o olur. Hele Türkiye'de Galatasaray'da da oynamış biri olarak. Kaka Leyten'in arkadaşlar Brezilya kartı var. Ben de çok istemiştim Brezilya epikleri geldiğinde. Ama çıkmamıştı Kaka. O Brezilya'daki 3 oyuncuda oynatılacak oyuncuydu. Ama hiçbiri çıkmamıştı. 10-11 tane falan top açmıştım ondan. 97'lik Lewandowski'nin Player of the Week kartı var Lewandowski. Muhammed Salah'ın standart kartı Neymar var. Pedri'nin bu kartı var ki Pedri'nin herhalde oyundaki en yüksek kartı şu an. Adalet Sözleşme kartı. Mid Season MVP'sinden gelen kart 96'dan 98'e çıkıyor takımda. Yine aynı zaman gelen Gabriel Jesus'un 96'lık kartı o da 99'a çıkıyor. Messi var. Bu zaten herkese hediye edilmişti. Bastoni İtalya'da en beğenilen stoperlerinden oyunun en yüksek seviyeli stoperlerinden de aynı zamanda 99'a çıkıyor Bastoni. Ve burada bir epimiz daha var arkadaşlar. 96'lık Guti. Onun bütün takım oyun tarzları gördüğünüz gibi 90 hatta hızlı kontratı 99'muş. Haaland'ın 96'lık Player of the Week kartı var arkadaşlar. Ee, o da 96'dan 99'a çıkıyor. Riz James adaylı sözleşmeden yine alınmış. 5 yıldızlı sabek. O da hem hani pasları falan güzel ortaları güzel. Hem de seviyesi de güzel bir bek için 98'e çıkıyor. Onun dışında Högmin belki de oyunun en sevilen, en beğenilen kartlarından sol açık, sol kanat bayağı yerde oynuyor son. Şöyle göstereyim. Högmin milli takım kartı var. Donnarumma'nın standart kartı. Ya Donnarumma iş yapan bir kaleci. Standart kartı da yine iş yapacaktır. Kevin De Bruyne 95 olmuş. E, sanki standart kartı da 96 oluyordu ama emin değilim. Belki takım oyun tarzından dolayı 95 olmuştur. Devam edersek arkadaşlar bence oyunun en kaliteli stoperlerinden bir tanesi Milan Skriniar var. 94'lük stoper şöyle özelliklerine bakarsanız defansif farkındalık, ikili mücadele, agresiflik, defansif katılım oldukça üst düzey. Hızı da 80'miş bu arada. Skriniar'ın çok da hızlı bir stoper olmuş. Derbi'de kartı arkadaşlar. Inter Milan derbi kartı. Bukayo Saka'nın Yine adaylı sözleşmeden gelen kartı var. Bu Kaya bence her yerde iş yapabilecek oyunculardan. Yani ben sağ kanat sağ açıkta kullanıyorum. Bende de var. Bu kartı değil ama bende de iki tane kartı var. Sol bekte bile oynayabiliyor yani. Belki bir alternatif olarak sol ayaklı. Ve Antonio Rüdiger arkadaşlar. Oyunun bence tartışmasız. Yani en iyi stoperlerinden olabilir. Çok sevildi. Ee, özellikle bu kartı da gayet seviyesi de güzel. Hatta 95'e çıkıyordu sanırım ama işte o zamanlar mesela takım oyun tarzları 90 gelmiyordu kartların. Yani Rüdiger bu bayağı eski bir kart öyle söyleyeyim. Şöyle özelliklerine baktığınızda arkadaşlar. Şikriniyar e, kadar iyi değilmiş bu arada özellikleri niyeyse. Hızı 80 yine Rüdiger'in de hızlanması da bayağı iyiymiş Rüdiger. Ve virgül Van Dijk var standart kartı. 94'lük. Van Dijk benim aşırı hoşuma gitmeyen bir oyuncu ama. Yani oyun genelinde konuşuyorum. Gerçek hayatla alakası yok. Hani oyunda beğenmediğim oyunculardan stoper olarak Cristiano Ronaldo'nun e, kulüpsüz kulüpsüzkenki kartı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tek Portekiz arması var burada. Ben de e, Ronaldo'nun bir daha kartı gelmez diye ana hesabıma 3 tane Ronaldo almıştım. Kulüpsüz olduğu zaman United'dan ayrıldığında Evrop'ta böyle almış Ronaldo'yu 92'ye çıkmış. Ve burada bir tane stoper varmış. Gunnarsson herhalde e, etkinlikler için falan takımda tutuyor diye düşünüyorum. Böyle bir kadro arkadaşlar. Kadronun genişliği çok fazla değil. Hele alt sıralar hani tamamen etkinlik oyuncuları. Elle futbol parası için falan alınmış oyuncular. Ama kadroda çok dikkat çeken isimler var dediğim gibi. Schneider var, Kaka var, Mbappe, Lewandowski. E, Pedri bence oyunun en iyi orta sahalarından Bastoni var. Şu an çok dikkat çekenleri sayıyorum. E, Guti var, Haaland var, Riz James var, Son var mesela. Şikrinyar, Saka, Rüdiger. Bunlar bence hesabın en güzel, en dikkat çekici oyuncuları. Siz ne düşünüyorsunuz hesapla alakalı arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Ya dediğim gibi şöyle kemik kadrosu çok sağlam olan hesapları ben seviyorum. Çünkü zaten hani her hafta bir tane Playoff bir hakkı oluyor. İşte etkinliklere giriş bonuslarıyla 100 de e-futbol parası alabiliyoruz en az. O yüzden hani kemik kadrosu sağlam olduktan sonra bir hesap bence rahat bir şekilde geliştirilir diye düşünüyorum hani. Şimdi e, bir oyun planlarını inceleyelim. Dediğim gibi hani Eyüp benden bunları da göstermemi istedi. Böyle bir bu standart diziliş. Hatta ben de video çektiğimde sanırım bu dizilişle oynamıştım. Yani hücum olarak güzel bir diziliş. Kanatlar da güzel katıyor hata. Ofansforta sağlarda santraforlara yakın benim hoşuma gidiyor ama Tabi bazen çok açık verebiliyorsunuz. Hatta bazen değil. Bayağı açık veriyorsunuz. Şöyle süper diye isimlendirmiş. Süper 1, süper 2 diye. Bunlara bir göz atacağız. Süper 2'ye bakalım arkadaşlar. Şöyle 3, 4, 3. Bu da herhalde standart dizilişlerden bu arada. 2732'ye kadar çıkıyormuş takım oyun tarzı. Hatta ben şöyle biraz değiştirsem nasıl olur? Şöyle Schneider'ı alsam. Şöyle yapsam. 2736 oldu arkadaşlar Gördüğünüz gibi böyle bir diziliş iş yapacak bir diziliş Benim arkadaşlardan bir tanesi kullanıyordu bu dizilişi çok güzel oynuyordu öyle söyleyeyim Alışmak lazım ama bence 3-1-4-2 varmış yine üçlü stoper Evet az önceki dizilişe ilk dizilişe çok benziyor ama sanki kanatlar bir tık daha geride gibi Böyle bir diziliş olmuş ee, Bu da değişik dizilişmiş bu sanırım özel bir diziliş olabilir yani ben hiç rastlamamıştım çünkü bu dizilişe. Ee, şuradaki standart dizilişlerde yok sanırım. 3-1-4-2 var mı? Neyse değiştirmeyeyim şimdi farklı bir diziliş falandır. Böyle bir dizilişimiz daha var. Süper 4'e bakalım bakalım bu neymiş? 2728. Bu dizilişi de çok kullananı rastlıyorum bu araya. Şöyle, şurada bir ofans orta saha var. Şurası bayağı boş. Yani şu boşluk çok ben sevmiyorum. Kanatlarda ee, kanatlar da biraz daha hani merkeze yakın olmuş. Ama bence denenebilecek dizilişlerden bir tanesi yine. Çünkü dediğim gibi kanatlar da yakın. Güzel hata çıkabilir oyuncular. Burada gizli forvet ve santrafor olarak kullanabiliyoruz oyuncuları. Ne burada da öyleymiş. Sıkıntı yok. Şöyle oyun planı listemden hemen süper 5'e geçiyorum. 2740 en yüksek bu herhalde. Ha, bu bayağı yani bir ara geldiğinde bayağı popüler olmuştu bu diziliş. 3-1-3-3, 2 kanat, 2 de açık var. Hatta açıkların yerine gizli forvetini kullanabiliyormuşuz. Kaka'yı mesela öyle yapmış. Bayağı yüksek olmuş takım gücü de. 2740 olmuş. Gayet güzel. Böyle bir diziliş. Bununla oynayan çok var, deneyen çok var da ben çok beceremedim. Yani alışmak lazım ama bence. Böyle süper 6'ya geçiyorum hemen. 2735 böyle bir ya ben bu dizilişle anlarım depreşti şimdi, o yüzden bir tık güldüm. Bu diziliş e, PES zamanında Carlo Ancelotti'nin dizilişiydi. Konuşamadım, Carlo Ancelotti'nin dizilişiydi. Böyle açıklar ileride, Orphans Fortasalar var, Santrafor'suz bir diziliş. Hatta ben denemiştim da bu ne biçim diziliş diye ama hiç güzel gelmemişti, bilmiyorum o zaman için. Şöyle Şu Schneider'i göbekte kullandığımızda 2738. Bu arada Saka sol bekmiş. Bunu bana dedi Eyüp. Ee, hani videoda sol bekte kullanabilirdin diye benim hiç aklıma gelmemişti. Saka evet sol bekte oynuyor. Diğer oyun tarzları bakalım. Hani farklı dizilişler var mı? 4 3 1 2 varmış mesela. Ha bu oyunun standart dizilişlerinden yine. E futbolda çok iş yapmayan dizilişlerden. Bu da yine herhalde standart aynen. Böyle dizilişler de var arkadaşlar bunları da göstermemi rica ettiği için eğip gösterdim kadro bu şekilde yani her türlü zaten 2700'ü geçiyor dediğim gibi yedek sayısı falan çok fazla değil kadro dışında falan çok oyuncu yok zamanla geliştirilecektir hani o anlamda çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar şimdi bu hesaba talip olmak isteyenler varsa bu hesap satılık arkadaşlar. Yani çekiliş falan değil Eyüp kendisi böyle bir hesabı var ve bunu satmak istiyor. Yani gerçekten düşünen varsa ciddi hani ciddi alıcılar varsa Yorumlara yazabilir arkadaşlar bir şekilde iletişim kurarız Instagram'dan Daha güzel olur iletişim kurmak farklı yerlerden de bir şekilde kurarız sıkıntı yok yani o anlamda Gerçekten hani Böyle istediği oyuncular olan ya da işte mesela Schneider için Kaka için falan Hesap almayı düşünenler falan varsa arkadaşlar Bütçesi dolan arkadaşlar Bana ulaşabilir Yani dediğim gibi e, Fiyatı çok da düşük tutmayacak herhalde Eyüp Siz yine tekliflerinizi yaparsınız bir şekilde ben iletişim kurarım hani Aracı olurum Ama yani zaten takdir edersiniz ki şu iki oyuncu bile yani 100-200 lirayı geçer yani hesap ki e, Stoperlar falan da çok sağlam O yüzden arkadaşlar hani bir şekilde belki ortak noktada buluşuruz ama dediğim gibi ben aracı olacağım. Fiyat tekliflerinizi yapabilirsiniz. Videonun altına da yapabilirsiniz. Direkt hani Instagram adresimden veya Discord'dan falan da iletişim kurabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar böyle bir hesabımız var satılık. Evet videonun burada sonuna geliyoruz. Eğer dediğim gibi bu seri tutarsa hesapları falan ben de Satış için aracı olabilirim ya takas ben hiç Şey yapmıyorum ama belki satılıkta biraz daha hani Yani ne bileyim takasta şimdi iki tarafla uğraşıyorsun ee, ikisinden de hesap alıyorsun yok işte Onun işte gmailini değiştir onu şöyle yap bunu böyle yap Burada hani direkt ben aracı olacağım İşte parayı bana göndereceksiniz ee, Hesap bende duracak ben işte O transferi sağlayacağım yani Dediğim gibi seri beğenilirse olmazsa hani hesabını satmak isteyenler falan oldukça biz de devam ederiz. Evet arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.